Kutsalmasın. Kutsalmasın. Enerji ver. Sen kendine. Al bir tane. Dur zaten verirler. Tamam hadi gelin şu. Tamam. Bir şey. Arada ikiye aldım fark oldu. Şöyle bana kaydı. Hocam geldim. Hadi. Gel. Sen vay. Sen de yürüyün aşağıya gelin. Yürüyün gelin. He yürüyün. Abi yerden. Kalın kayın. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Nereye nereye? Bana herkes yaptı. Ben burada kaçmıyorum. Kala aldık memnunuz. Teşekkür ederiz. Bitlis 8 ay karın yağdığı, 8 ay tipinin, fırtınanın, ayazın olduğu bir şehir. Uzun yıllardır Bitlis'in etrafındaki dağların kayak sporu için elverişli hale getirilip Bitlis'in bir kayak şehri havasına büründürülmesi gerektiğini defaatle söyledik. Ancak bugüne kadar henüz istediğimiz neticeyi alamamış olmanın vermiş olduğu bir bıkkınlıkla çocuklarla birlikte olmaya karar verdik. Çocuklarla birlikte bir araya gelmenin şu anki mutluluğunu inanın sizlere anlatamam. Zaten az önce kendiniz gözlerinizle gördünüz. Çocuklar çok basit böyle bir kızakla dahi çok mutlu olabiliyorlar. Bir ara buradan geçiyordum. Çocuklar poşetle kayıyorlar. Ve poşetle kayan çocukların ailelerine gittim. Ziyarette bulundum. Ve sürekli de hasta oluyorlarmış. Bunun üzerine çocuklara kızak almaya karar verdim. Ve çocuklar bir kızakla çok mutlu oluyorlar. Bunu görünce de bir çocuğu da siz sevindirin diye sosyal medya ortamında bir kampanya başlattım. Başta eski Kayak Federasyonu As Başkanlarından Bitlisli hemşerimiz Cem Yıldız Bey olmak üzere, yine Bitlisli hemşerilerimizden Yücel Otu, Yılmaz Ersan, Necati Şavlı çocuklarımıza kızak gönderdiler. Ve bu kızakları şu an çocuklarımıza hediye ettik. Bu kıymetli büyüklerimize, yine Düşünce Akademisi'nin değerli yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel çocukların bu mutlulukları görülmeye değer. Herkes bir çocuğa bir kızak alabilir. Bitlis'in karı, zahmeti artık rahmete dönüşebilir. Bitlis'in merkezindeki dağlar kayak sporu için elverişli hale getirilip Bitlis bir kayak şehri havasına büründürülebilir. Her çocuğun bir kayağı olabilir. Her çocuğun bir kızağı olabilir. Bunlar çok zor şeyler değil. Bunu hep birlikte el birliğiyle, omuz omuza, yürek yüreğe başarabiliriz.